Mısır'da halk iktidarın en kısa sürede sivil bir hükümete devredilmesi için gösterilerini sürdürüyor. Askeri konseyi protesto eden göstericilerle polis arasında zaman zaman çatışma yaşandı. Göstericileri dağıtmak için polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Geçen hafta bir futbol maçında çıkan ve 70'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği olaylar sonrası gerginliğin devam ettiği başkent Kahire'de son 4 gün içinde 3000 gösterici yaralandı. Sağlık ekipleri bazı yaralılara olay yerinde müdahale etti. Bu durum böyle devam edecek. Güvenlik güçlerinin çekilmesi gerekiyor. Başbakan ve İçişleri Bakanı'nın da istifa etmesi gerekiyor. Hükümetin tansiyonu düşürmek için bir planı olmalı. Bu olayların arkasında kimlerin olduğunu ve kimlerin kazançlı çıktığını bilmek istiyoruz. Son 4 gündür aralıksız devam eden gösterilerde 12 kişi hayatını kaybederken olayları araştırmak için bir komisyon kuruldu. Bu arada Mısır'ın El Sabah gazetesi çıkan olaylarda devrik lider Mübarek'in parmağının olduğunu iddia etti.